Büyükşehirimiz Ankara'nın Büyükşehirimizle birlikteyken Ankara'nın Belediye Başkanımızı Tayyip Üç Bey'e çok teşekkür ediyorum bizi çağırdığınız buraya ilk defa geldiğimiz yerlerimizle birlikte. Önce sizi bir tanıtalım isterseniz başkanım. Ben Tayyip Üç, Ankara Belediye Başkanıyım. 2004'te seçildi bu ikinci dönemim. Bu dansamızı yerleştirdiklerini dördüncü kez yapıyoruz kendi döneminde. Çok güzel olduğuna inanıyoruz. Senede bir kere de olsa bütün hemşehrilerimizi bir arada bulunmayı sağlamak, onların sıra rayın üzerinden gidermek, tanışmayı sağlamak, sevgi saygı hoşgörü içerisinde geçtiğine inanıyoruz. Biz biraz havaların yağmurlu günler biraz kopmuştu ama Allah'a şükür dün ve bugün havalar güzel. Şöyle baktığımız zaman dışarıdan birçok hemşehrimiz geldiğini görüyoruz. Çok mutluyum. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim bize bu imkanlarda verdiğiniz için. İnşallah diğer daha misafirlerimize gelecekler. Bugün güzel bir gün olacağına inanıyorum. Başkanım devam edeceğiz hemen dernek başkanımız. Çünkü bu şenlik dernek başkanımız, Akören başkanımız, aynı zamanda kaymakamlığımızın güzel bir birlikteliğiyle olmuştu. Uzuk Bey merhaba. Dernek başkanım. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Akören'e gelmenizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Konya Akörenler Dernek Başkanı Ufuk Yavuz. Bu benim dördüncü dönemim. Akören Belediye Başkanımızla beraber dört dönemdir bu şenlikleri yapıyoruz. Konya'daki akörenler hemşerilerimi İstanbul, Ankara, İzmir'deki ve civar illerdeki hemşerilerimizi senede bir gün de olsa Sıla-i Rahim'de bizim yaylamız olan bu turizme en büyük yeri olan bu yaylamızda bütün hemşerilerimizi buluşturuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bilhassa bu etkinlikleri aracı olan Ton TV'ye, Süleyman Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi ben buraya bayıldım. Öyle bir yollardan geçtim ki böyle bir yer bulacağımı hayal etmedim. Sevgili ya, şöyle bir açılamı verelim. Şu anda yemekler geliyor. Bu mevki neydi? Eskiden nasıl kullanılırdı? Şimdi sahneye gideceğiz. Hüseyin Bey, biraz bilgi verebilir misiniz? Burası eskiden neydi? Eskiden burası bir yayla, Akören'in yaylasıymış. Bu sanışlarımızda 200 ve 300 yıllık olduğu söyleniyor. Burası eski bir yerleşim alanı, yerleşim alanında bir yaylası olarak burası geçiyor. Biz de Akören Belediyesi ve Derneği olarak burayı şenliklerde kullanıyoruz. Diğer zamanda burada hayvancılıkla geçinen arkadaşlarımız burada otlak olarak kullanıyorlar. Gayet güzel. Hemen şey devam edelim. İsmail amca merhabalar. İsmail amcayı öğrencilik yıllarından beri 94'te geldim. İsmail amca karşılaştım. Sağ olsun bana babalık yaptı burada. Hayırsever bir abimiz. Üniversitemize bir yurt kazandırdı. İnşallah Allah razı olsun. Devam edelim hizmetler. Devam edelim. Siz de yapsın değil mi başkanım? Yapıyor zaten. Yapıyor başladı inşallah. Şimdi bayanlara öncelik verdi. Çok bitti yani. Yerini tespit etti. Her şey tamam. Büyük ihtimalle belki birkaç ayda inşaata başladı. Bayanlara pozitif ayrımcılık yaptı. Önce bayan yurdunu yaptı. Şimdi erkeklerin zamanı. Erkeklerin kıyak vardı. Bayan yurdu yoktu. Önce ondan bayan yurdu yırtandık. Şimdi sırayı tutuyor. İnşallah da yapacağız. Evet, destekler. Akıllı insanı bakın. Biz bu kadar da birçok iş adamımızla tanışacağız. Hayırsever, iyi iş adamlarımız var maşallah. Tebrik ediyorum ben, sizleri tebrik ediyorum. Fazla iş adamımız olmasa hayırsever değil. Evet. Her dakika önce kadar cennet geldi kadar yardımcı oluyorlar. Yeter ki mi zengin? Yeter ki bir beş sene başlayacak. Önce oldu mu arkası geliyor. O maşallah ne kadar güzel. Buralar çok güzelmiş bana. Evet. Daha sahnesi mevkii. Şimdi beraber bu sahne nereden geliyor? Bir sahneye gidelim mi? Sahne gidelim bir bakalım. Haydi bakalım. Evet, sandıcı geziyoruz, sandıcı. Şimdi sandıcın içindeyiz. Rüfey, Akören Dağ sandıcı. Evet. Yaylamız burası. Bizim 3 tane sandıcımız var. Hatta dönelim bak, diğer sandıcıma gösteriyoruz. Diğer sandıcımız karşıda. Evet. Diğer sandıcımız da tam arkada. Yemek tam arkada. Yemek yenen yemekler. Evet. 3 tane sandıcı, buradaki yaylası olanlar. Hayvan olanlar su olmadığı için yağan yağmurlarda küçük karla erimesiyle bunun sanıca giderek buradaki hayvanların ve oturan kimseler bu sudan yararlanmışlar. Ve buradaki geçimini sağlamışlar. Yaylanın geçimini sağlamışlar. Şimdi ben kuyunu bir gösterelim. Su dolmaya başlamış. Açalım arkadaşlar. Gençler bir dakika. Burada bir üç kuş var. Evet İnan. Şu anda su bu 5 metre derinliğinde bir kısmı burası. Hani bir daha ana su çekilip
bildiği amca. Selahattin adı ne? Süleyman amca. Süleyman efendi. Radyo kulübü sürdüğünü 50 kat. Bir işe oldu. Ne öküz mü düşürdü? Yok. Oradan geldi. Bir çölde ballar sular gelmiş buradan suyu çöpeşine atmış. Orada ayrıldık, dağıldık, geldik, dağıldık, yok. Ben yemeğe yedim, gidiyordu ki, bütün şeyleriyle gidiyordum, bastım içimde. Bağırdım, geldiler, soyladım, ayakladı yediğimi, urgan attık, çıkardık. Öyle bir hatıram var yani. 5 metre derinlikte, bakın yukarı görüyorsunuz, aşağı salıyordunuz değil mi? Bu duvarları, yaylara, sonra çekiyordunuz, hayvanları siliyordunuz yani. Seyircilerimiz, değerli şadığımız Hızlı Ateş abimizle birlikte Hızlı Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Maşallah. Olacak çünkü yıllar önce aklıma geliyor. Beraber Hollanda ve Amsterdam'a gitmiştik artıranların toplantısına. Bahsiz zaman bekardınız, daha zayıftınız. Şimdi yavaş yavaş bize katılmaya başlayacaksınız. Halk olarak katılmaya başlayacaksınız.